Bizler de bu tarihsel seçime son hızla gece gündüz demeden neredeyse 17-18 saat hazırlanıyoruz, çalışıyoruz diyebilirim. Emin olun halklarımız da bu seçimin ciddiyetinin farkında. 21 yıllık iktidarın sonunun geldiğini, sonuna çok yakın olduğu halklarımız da biliyor. Büyük bir destek var, büyük bir heyecan var. Gittiğimiz her yerde adeta sevgi seriyle karşılaşıyoruz diyebilirim. Batman'da önceki seçimlerde 5 vekilden 4'ünü kazanmıştık. Halkımız şu anda 5. vekili alacağına inanıyor. Bizler de inanıyoruz. En büyük motivasyonlarımızdan birisi AKP, MHP ve Hüdapar ittifakının kaybetmesi ise diğer motivasyonumuz da emin olun Batman'da 5. milletvekilliğini kazanmak. Bu motivasyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Seçim güvenliği her yurttaşın verdiği oyun siyasi partiye gittiğine tam olarak inanması demek. Ama Türkiye'de uzunca bir süredir seçimin güvenli olduğu yönünde ciddi kaygılar var. Ve bunun nedeni pek çok kez dile getirdiğimiz gibi bizzat Yüksek Seçim Kurulu'nun kendisi verdiği kararlarla emin olun seçim güvenliği konusunda vatandaşın, yurttaşın kafasında soru işaretleri oluşmasına yol açıyor. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi, mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılması, OHAL KHK'larıyla ihraç edilmeleri gerekçe gösterilerek belediye başkanlarımıza mazbata verilmeyip AKP'lilere belediye başkanlığı mazbatası verilmesi, yine seçmenlerin kendi bulundukları yer dışında oy kullanmaya gönderilmeleri, sandık birleştirme kararı verilmesi gibi pek çok karara Yüksek Seçim Kurulu imza attı. Dolayısıyla seçimin güvenliği konusunda yurttaşların bir kaygısı var ve bu kaygının kaynağı da biraz önce söylediğim gibi bizzat seçimin güvenliğinden sorumlu olan Yüksek Seçim Kurulu verdiği kararlarla yurttaşlarda bir güvensizlik yaratıyor. Bunun dışında biliyorsunuz pek çok yerde, pek çok sandıkta özellikle iktidar partisi lehine silme oy kullanıldığı görüldü. Hatta buna dair videolar da yayınlandı. Bazı kırsal kesimde, bazı köylerde bütün oylar bir siyasi partiye verildi. Hatta yaşamını yitirmiş kişilerin yerine bile oy kullanıldığına tanık olduk. Bu ne kadar yaygındır? Elbette tartışılabilir veya şimdi böyle bir şey yapılabilir mi? Elbette bunlar tartışılabilir ama geçmiş yıllarda bunların örnekleri oldu. Dolayısıyla seçim güvenliği meselesi bizzat Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararlardan kaynaklanıyor. İkincisi de bazı yerlerde hileli bir şekilde oy kullanılması örnekleriyle karşılaşılması da bu kaygıyı güçlendiriyor. Şimdi bir başka kaygı yaşıyor yurttaşlarımız. Özellikle deprem bölgesinde yaşamını yitirmiş kişilerin yerine oy kullanılıp kullanılmayacağı konusunda soru işaretleri var. Ama biz ilk günden itibaren söyledik. Eğer sandığın başında muhalefet partileri sandığa sahip çıkar ise sandık kurulu üyeleriyle, müşahitleriyle böyle bir şeyin mümkün olmayacağını belirtmek isteriz. Ayrıca bunların her birisi ciddi bir seçim suçu ve yargılanmayı, cezalandırmayı gerektiriyor. Umarım birileri buna tevessül etmezler. Fakat güvenlik meselesi sadece oy kullanma günüyle ilgili değil. Başkaca sorunlar da var. Örneğin 1 milyon 600 binin üzerinde seçmenin deprem bölgelerinden başka bölgelere gittiği söyleniyor. Ve bu seçmenlerin oy kullanabilmeleri konusunda ne Yüksek Seçim Kurulu ne de siyasi iktidar herhangi bir adım atmış değil. Yüksek Seçim Kurulu bu konuda bir görevi ve yetkisi olmadığını söylüyor. Hükümet de maalesef bu seçmenlerin kayıtlı oldukları yerde oy kullanmaları konusunda herhangi bir çalışma yürütmüyor. Oysa yurttaşlık, vatandaşlık haklarını kullanmaları için başka kentlere deprem nedeniyle gitmek zorunda kalan yurttaşların taşınması konusunda siyasi iktidarın bir rol, görev üstlenmesi gerekir. Hava yoluyla, kara yoluyla, deniz yoluyla, her yolla, tren yoluyla taşınması gerekir ama maalesef bu konuda herhangi bir adım atılmış değil. Bu yüzden bizler ve diğer muhalefet partileri seçmen taşıma konusunda olanaklarımız ölçüsünde görev üstlenmeye çalışıyoruz. Ayrıca seçim güvenliğini tehdit eden diğer unsurlardan birisi de seçime giderken eşitsiz bir ortam yaratılması biliyorsunuz. Merkez medyanın, çukur medyanın, havuz medyasının önemli bir bölümü siyasi iktidarın propaganda aleti gibi çalışıyor ve maalesef
muhalefet partilerine ve özellikle Yeşil Sol Parti'ye, öncesinde HDP'ye hiçbir şekilde yer vermiyor. Sadece tehdit, hakaret veya suçlama için adımız geçiyor. Bunun dışında aleyhimize yaygın biçimde yayın yapılmasına rağmen hiçbirinde cevap hakkımızı kullanmamıza izin verilmiyor. Olanak tanınmıyor. Katılma isteklerimiz de olumlu cevaplandırılmıyor. Ne acıdır ki kendisine muhalif diyen veya muhalefetin sesini yansıttığını söyleyen medya organlarının önemli bir bölümü de Yeşil Sol Parti'ye yeterince yer vermiyorlar. Bu yüzden eşitsiz bir yarışla seçime gidiyoruz. Ayrıca her gün operasyonlarla muhalefet sindirilmek isteniyor. Eş genel başkan yardımcılarımız gözaltına alındı. Onlarca gazeteci, avukat, parti yöneticisi gözaltına alındı. Bütün bunlar seçim güvenliğini elbette tehdit eden unsurlar. Ama bunlara karşı mücadele edip seçimin güvenliğini sağlamaya çalışacağız. Şunu söylemek isterim. Biz özellikle etkili ve yetkili olduğumuz yerlerde, Kürdistan'da çoğu kente seçim güvenliğini sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Yani yurttaşların en çok kaygı duyduğu, özellikle muhalefetin kaygı duyduğu ana başlıklardan bir tanesi bu. Ama biz bölgede sandık güvenliğini sağlama konusunda on binlerce arkadaşımızı görevlendirdik. Müşahit olarak görevlendirdik. Bazı yerlerde diğer partiler giremediği için Yeşil Sol Parti adına sandık kurulu üyeleri verdik. 2000'in üzerinde avukat arkadaşımız o gün görev yapacak, itirazda yetkili olarak görevlendirdiğimiz arkadaşlar var. Dolayısıyla 50 binin üzerinde arkadaşımızla 14 Mayıs günü sandık güvenliğini sağlamaya çalışacağız. Muhalefet partileriyle birlikte sandığın güvenliğini önemli oranda sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Maalesef partimiz hakkındaki, HDP hakkındaki kapatma davası nedeniyle HDP adıyla seçime giremedik. Yeşil Sol Parti bizlere kapılarını açtı, adaylarımıza kapılarını açtı ve Yeşil Sol Parti adına Yeşil Sol Parti listelerinden seçime gireceğiz. Bu nedenle ilçe seçim kurulu üyeliklerimiz sona erdi. Sandık kurullarına genel olarak üye veremiyoruz. Ama buna rağmen 1990'lı yıllardan 2015'e kadar yaptığımız gibi gene müşahitlerle, okul sorumlusu arkadaşlarımızla, itiraza yetkili kişilerle, avukatlarla ve il, ilçe ve genel merkezde görevlendireceğimiz arkadaşlarla sandık güvenliğini sağlamaya, yanlış girişleri düzeltirmek için itirazlarımızı yapmaya çalışacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için sandıkların